ilgili seyirciler 68 Aksaray Belediye Spor e, taraftarları stüdyomuzda ve yine 68 Gençlik Taraftar Grubu tribün lideri Ahmet Kaya Beyefendi ve yine e, Tribün liderlerinden Erol Yaşar Beyefendi aramızda ve yine lise ve üniversite taraftar gruplarından taraftarlarımız temsilen bizlerle birlikte. Tekrar güne merhabadan sizi konuklarımızla birlikte sevgiyle selamlıyoruz. Evet temsilcimiz 68 Aksaray Belediyesporunda mücadele ettiği Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'in 2. devresi Hızlı başladı ve e, ligin 19. haftasında ilk deplasman maçında temsilcimiz Siyah Beyazlı ekip efendim. Evet Selik Belediyespor'la karşılaşmasında 1-0 rakibini evinde e, yendi, galibiyetli e, evine geldi efendim. Ama tabii ki e, istenmeyen, yeşil sahalarda istenmeyen olaylar yaşandı. Özellikle tabii ki Ahmet Bey bize daha detaylı anlatacak orada olan bir isim olarak Evet Yeşil Sağlar'da istenmeyen olaylar yaşandı ve Aksaray tek yürek efendim dimdik takımına sahip çıktı taraftarlarıyla birlikte ve bu çirkin olayları kınadı diyoruz. Efendim hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk teşekkür ediyoruz. Günaydın, hayırlı yayınlar diliyoruz. Öncelikle biz teşekkür ediyoruz bizi kırmayıp geldiğiniz için. Evet olaylı seri maçını sizlerden dinlemek istiyoruz. Aslında Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu da çıkan olaylarla ilgili kararını verdi, cezalar yağdı ama... Ee, öncelikle siz de o gün oradaydınız taraftar olarak, takımı yalnız bırakmayanlar olarak. E, biraz bize anlatır mısınız neler oldu, nasıl başladı? Şimdi biz e, Serik maçından önce de birçok deplasmanlarımıza gittik. Takımımızın arkasında itici bir güç olmak için uğraş veriyoruz. Serik, Serik maçının içinde çok umutlu gittiğimiz bir maçtı. Çünkü takımımızın özgüveninden dolayı, takımımızın kalitesini bildiğimiz için kazanmak için gitmiştik ve ee, maçı 1-0 aldık. Yalnız şimdi tribünlerde bu vardır. Bir elektriklenme olur. Karşı tarafı tahrik etme olur. Ee, karşı taraf o yenilginin tahriyle bir şeyler yapmaya çalışır. Ama bu maçta bizim tek amacımız vardı. Aksaray Sporumuzun oradan 3 puanla ayrılmasıydı. Nitekim biz e, hiçbir sağ olaylarına neden olacak bir e, girişimde bulunmadık. Karşı tribünle karşı Serik taraftarıyla, serik halkıyla hiçbir diyaloğa girmedik. Tamamen o attıktan sonra kendi aramızda büyük bir coşku yaşadık. Yalnız orada yılların vermiş olduğu e, yenilgi görmemelerinden dolayı ilk kez evlerinde bir yenilgi... Seyircilikliği spor 3 yıla aşkındır evinde mağlubiyet Aynen. görmeyen bir takım. Aynen, bunun... Hazımsızlığı olarak görüyoruz biz. Bu oranın halkı bunu e, biraz da şampiyonluk yolunda iki takım ilerlediği için, biz de çölme taktığımız için bu biraz herhalde zorlarına gitti ki bunu bizi e, gerçekten insan yıl dışı bir olaylarla karşılaştık. Biz e, bulunduğumuz tribün zaten bir kafesi itibariydi. Yalnız sağ solumuz hep açıktı. Oradan gelen, e, maçtan çıkan bütün herkes e, ellerinde taşlarla bizi taşlamaya başladı. Burada biraz da Emniyetin zaafı olduğunu düşünüyoruz. Yani böyle bir önemli maçta o kadar emniyetin e, yeterli gelmeyeceğini biz söylemiştik zaten. Oradaki emniyet mensuplarına da söyledik. Kardeşim bizi bizi bırakın. Siz gelenlere engelleyin. Biz buraya muhafaza e, müdahale ederiz. Biz buraya sözümü, sözümüzü sözümüzü geçiririz. Ama oranın emniyeti direkt bizle uğraştığı için gelen taraflara mani olamadı. Biraz da emniyet zaafı olarak görüyoruz. Ama bizim Aksaray'ımızda Musul Müdürümüz de dahil olmak üzere çoğu kuvvetlerimizle gayet iyi ilişkiler içerisindeyiz. Aksaray'ımızda gelen takımlara hiçbir şekilde biz fiili saldırılarda bulunmuyoruz. Hatta el ele kol kola tribünlere çağırıyoruz. Bunu bize iyi olmadığını söyleyenler de oluyor ama biz iyi olmak zorundayız. İyi ev sahipliği için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı biz, çünkü grubu olarak. biz buralara gelmek için gerçekten çok bekledik. Buranın özlemini, hasretini çok bekledik. Çünkü Aksaray gibi büyük bir ilin her açısından gelişen sanayisi, organizesi, e, turizmi, spor neden olmasın dedik. Sporda niye ismimizi duyurmayalım dedik. E, bulunduğumuz yönetim, takımımız gerçekten çok kaliteli insanlarla dolu. Biz de bunlara layık olmaya çalışıyoruz. Aksaray'ımızın çok iyi bir şekilde reklama olsun istiyoruz. Dövüşlerle, kavgalarla geçsin istemiyoruz. Çünkü geçmişten ağzımız yandı bizim. Bu tip olayları biz yapmadık değil, biz de yaptık ama hata olduğunu biz anladık. E, i̇stese herkes bir şeyler yapabilir ama sporun dostluk, kardeşlik olduğunun bilincini e, kendi bünyemize, kendi ekibimize bunu aşılamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar da da tribünde bunlara engel olmaya çalışıyoruz. Ama Serik halkı bu konuda biraz duyarsız kaldı. İlk baştaki ev sahipliği konumuyla, maçtan öncekiyle, maçtan sonraki çok farklı oldu. Hı hı. Yani insanın özü neyse sözü de o olmalı diye düşünüyorum. Art niyet olma olmayacağını düşünüyorum. Çünkü Serik burada bizi iki bir yendi gitti. Sağın içerisine e, istedikleri gibi eğlendiler. E, o galibiyetin coşkusunu yaşadılar. yaşadılar. Bize bunu yaşatmadılar. O hı. Şimdi bir affedersiniz Buyurun. sözünü kesiyorum. Şimdi Antalya bölgesi de turizm bölgesi olduğu için bu tip şeyleri kendilerinin aşması gerekir. Hı hı. Çünkü bir Antalya'nın böyle bir olaylarla duyulması turizme bir sekte vurması demektir. Yani oraya hı hı. giden insanların bakış açısının değiş, değişmesine vesile oluyorlar. Bu bizim yani bir Antalya için değil, Türkiye'ye yapılmış bir ihanet olarak görüyoruz biz bunu. Çünkü Antalya dediğin zaman mütevazi bir şehir geliyor aklımıza. Turizm turizm cennetlerinden birisi ama seri kalkı buraya bir kara leke sürdü. Oradaki mülki amirlerin de oradaki bu olaya karışanların, bu olaya vesile olanlara e, gerek ki cezayı vereceklerini düşünüyoruz biz de. Şimdi şöyle aslında o gün 19 Ocak tarihinde oynanan karşılaşmada e, belediye başkanı Evren Dinçer Beyefendi de yine takıma destek için oradaydı sizlerle birlikte. altı e, taraftarımız e, yaralandı ve yine e, teknik ekipten bir yönetici çıkan olaylarda e, yara aldı. E, birazcık e, yaralılara Müdahale ile ilgili Şimdi, neler yapıldı, e, gerçekten. sağlık durumları nasıl onları da Şimdi olalım. Şimdi biz bu zamana en, kadar gittiğimiz en kötü deplasmanlardan biri olarak lanse edebiliriz. Geçen hı. sene Silifke'de böyle bir olay yaşadık ama bu içer e, bu tip olmadı. Gerçekten orada ben şunu gördüm yani e, özümden gelerek söylüyorum. Oradaki bizim 68 gençlik ta, e, taraftar grubumuzda 16 yaşındaki ile 30-40 yaşındakinin Birlik ve bütünlük olduğunu gördük orada. Bir tane kardeşi orada yara almış. Baktım e, en küçük yaştan en büyük yaşa kadar e, onun e, müdahalesi için uğraştı. E, taraftar yaralı sayısı da 6 değil 4. 2 kişi başına taş almasıyla yaralanan, 2 kişi de biber gazından etkilendi. Orada da Evren Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendisine bir, bir dakika bile yanımızdan ayrılmadı. Olaylara müdahil oldu. Ee, yaralıların e, bir an önce sağlık ekipleri tarafından müdahale edilmesine vesile oldu. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Deplasmanda yanımızda yer aldı. Yani şu anda arkadaşlarımızın da sağlık durumu gayet iyi. Yani o kadar e, büyütülecek bir e, şeyler de yok. durumlarda yok. Sağlığımız, saatimiz iyi. Önümüze bakacağız artık. Yaşanan olaylar üzdü bizi diyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi e, ya biz onlara bir müdahale etmiş olsak, burada bir şeyler yaşanmış olsa deriz ki bu tribünlerde olan bir şeydir. Övçlerini aldılar falan. Bu bu tip söylemleri söyleyebiliriz. Ama burada güzel bir şekilde karşılaş, karşıladık. Oraya gittik yani maçtan önce böyle yani illaki bize iyi davranmaları için yenmeleri mi gerekiyordu? Hı hı. Futbol üç neticeli bir oyundur. Yenersin, yenirsin veya berabere kalırsın. O sonuçlardan birisi de bizim lehimize oldu. Üç puan alan takım biz olduk. Güzel futbol oynadık. Hakem hakem hataları konuşulmayan bir maç oldu. Serik kalkının bir taraftanın kendi takımına bakması lazım. Orada bir tane gol pozisyonları yok. Tehlikeli pozisyon yok. Hı hı. Yani kalemize geldikleri yok. Bizim 3-4 tane gol pozisyonumuz var. Neticede birisini biz penaltıyla gole çevirdik ve kazanan biz olduk. Yani Serik maçını Kara bir leke olarak görüyoruz tarihimizde. Bunun o şekilde kalmasını istiyoruz. Geriye dön, e, dönmek istemiyoruz artık. Biz büyük bir takımız, büyük bir camiayız. İl olaraktan artık her konuda profesyonelleştik. Önümüze bakmamız gerekiyor. Hafta sonu bir kara köprü maçımız var. Evet. Onların hazırlıklarımız var. Serik de gereken bir ceza aldı. Federasyon tarafından açıklandı. Üç maç seyircisiz ceza aldı. Dokuz bin lira Saha olayları 2000 lirada taraftarın kötü ve çirkin tezahüratından dolayı bir ceza aldı. Ya bizi tatmin etti mi etmedi. Çünkü bu tip cezalar biraz caydırıcı olması lazım. Hı hı. Caydırıcı olması lazım. Kulübün, şehrin o cezayı benimsemesi lazım. Yani bu 5 maç olabilirdi. Bir futbolculuğu kaptanları olan bir futbolcunun ahlaksız bir tutumu var. Ona bir ceza gelmesini bekliyoruz hala yani. Geleceğine de ümit ediyoruz. Çünkü futbol kardeşliktir, dostluktur. Bize bunu lanse edecek, gösterecek kişiler sahadaki futbolcular. Çünkü her zaman birbirleriyle karşılaşabiliyorlar veya takım başka bir takımda beraber oynayabiliyorlar. Maç bittikten sonra tebrik etmesini bileceksin. Evet şöyle aslında resmi olarak cezaları sevgili seyircilerimize bilgilendirmek adına efendim ben de bir aktarmak istiyorum sonra sohbetimize devam edelim. 19 Ocak tarihinde Serik Belediyespor ve 68 Belediyespor <laughs> arasında gerçekleşen karşılaşmada çıkan olaylar sonunda Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu efendim çıkan olaylarla ilgili kararını verdi. Hemen aktarmak istiyorum. Serik Belediyespor Kulübünün 19.01.2020 tarihinde oynanan Serik ee, üçüncülük birinci grup müsabakasında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle üç resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 9 bin lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Yine aynı müsabakada Serik Belediye Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez gerçekleştirmesinden dolayı 2 bin lira para cezasına yine 68 Aksaray Belediyesi Spor Kulübü'nün e, aynı Şekilde Serik Belediyespor 68 Aksaray Belediyespor Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3000 lira para cezasına ve yine aynı müsabakada 68 Aksaray Spor kulübünün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirmesinden dolayı ihtar cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir deniliyor efendim. Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun e, verdiği karar sonucunda. Evet aslında Selik Belediye spora ceza yağdı diyoruz ama e, bizim tarafımıza da gelen cezalar var. Bu konuyla ilgili nasıl bir değerlendirmede Şimdi Şimdi şöyle bir şey var. E, bizim bulunduğumuz tribün gerçekten bir kafesi anımsatıyordu. Hı hı. Şimdi biz orada tribünde kalmış olsak, tribünde kalmış olsak yaralı sayımız daha fazla olacaktı. Biz dedik sahaya çıkalım biz de onlarla mücadele edelim. Sahaya, e, stadın dışına çıkmasak biz o gelen, önüne gelen e, serik taraftarını biz kışkırtmasak inanın durum daha vahim olabilirdi. Daha fazla e, yaralı olabilirdi. Biz bulunduğumuz tribünden dışarıya çıktık. Kendimizi savundu, savunmamız gerekiyordu. Başka bir alternatifimiz yoktu. Yani Allah hiç kimsenin başına vermesin böyle bir olaylar. Hiçbir takım taraftarına falan biz şey yapmıyoruz, başına gelmesini istemiyoruz. Gerçekten çok vahim bir olaydı. O gelen taşlar arkadaşlarımızın gözüne de gelebilirdi, göz kaybına da meyil verebilirdi. O yüzden yani orada bizim aldığımız ceza gerçekten kendimizi savunduğumuz için aldığımız bir ceza olarak görüyoruz biz. Peki. Evet e, Erol Yaşar Beyefendi'ye de söz vermek istiyorum aslında. Siz de tribün liderlerinden liderlerindensiniz ve 68 sevdalısı 60, e, Aksaray sevdalısı isimlerden bir tanesinizsiniz. Siz neler söylersiniz? Genel olarak siz nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ki genel olarak öncelikle ben size Aksaray TV'ye teşekkür ediyorum. Böyle bir programa bizi davet ettiğiniz için. Samara Kırdaş'ın da. Tabii serik maçı öncelikle 6 puanlık bir maçtı. Biz buradan giderken eee çok neşeli, çok mutlu gittik ve maç evet. saati, maç öncesinde de aynı şekildeydik. Ee, biz seriye vardığımızda emniyetin almış olduğu öncelikle ben buradan emniyete kınama yapıyorum. Emniyet yetersiz bir emniyet aldı bize. Ee, biz emniyete orada gereken her şeyi söyledik. Ee, bu ciddi bir maç. Emniyet yetersiz de olabilir. Otobüslerimizi daha sağlıklı, daha emniyetli bir yere alabiliriz. Çünkü maç sonunda ne olacağını hiç kimse bilmiyor. Ama biz hissedebiliyoruz. Emniyet hissetmese de biz hissedebiliyorduk o şeyi. Hı hı. Ee, tabii ki bunu söylediğimizde umursamazlık bir tavır vardı emniyetten. Bir şey olmaz. Orada ilçe emniyetini evet, hedef ilçe emniyeti. alıyoruz değil mi? değerler? Evet, 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 ilçe emniyeti. Bunu belirteyelim. Tamam. İlçe emniyeti genel e, oradaki polis abilerimize söyledik. Takımın otobüslerimizi karakola çekelim. Maç bittikten sonra bizi alabilirsiniz veya camlar kırıldıktan sonra biz 500 kilometre bir yol gideceğiz. Hava şartlarını zaten kendiler de biliyor, biz de biliyoruz. E, maç sonunda çok ciddi şeyler yaşadık. Ahmet Kayan'ın dediği gibi de reisimizin. E, tribünümüz kafes halinde bir yerdi. Takımla kutlama yaptığımız esnasında arkamızdan saldırılar oldu. Büyük taşlar oranlıkla. Tabii ki aramızda ufak çocukların da olması, yetişkinlerin yetişkinlerin de olması. E, biz bu olayların baştan, başlatan değildik aslında. Aslında orada sadece... Takımların kaybettiği ve 3 yıldır kendi evlerinde kaybetmeyen bir seri etmemizin hazımsızlığıydı. Hı hı. Ve biz de bunun sonucunu e, arka taraftan taşlanarak aldığımızı düşünüyoruz. E, Tabi büyük olaylar yaşandı, hı hı. içindeydik. Çok e, ciddi yaralanmalar da olabilirdi Ahmet Kaya'nın dediği gibi. Biz o tribünü evet. mutlaka boşaltmamız lazımdı. Eğer boşaltmadığımız takdirde en az 15-20 tane taraftarımız ciddi yerlerinden yaralanabilirdi. Biz onları kışkırtmak amacıyla polisten sadece onları koruyun. Biz içeri Ahmet Reis'in dediği gibi müdahale yapacağız ama kalabalık her yerden gelmeye başladı bu esnada. Biz kendimizi savunmak zorunda kaldık. Polis bizi savunamadı. Polis de kendini savunmak zorunda kaldı. Şuraya evet. saklanın, buraya saklanın dedikleri yerde polis çıkıyordu. Bu konularda da tabii kulüp başkanımızın ııı e, kapısını açtırması bizim olayların daha da hafifletmesine neden oldu. Taraflarımızı sağ ortasına aldılar. Bizde fazla bir ciddi yaralanma yok. Sadece iki tanesi taştan. Hı hı. Diğerleri de e, polisin biber gazını sıkmasından dolayı rüzgarın bize getirmesinden dolayı etkilendik. İçeride yaralanan arkadaşlarımızı sağın ortasında topladık. Dışarıda müdahale oldu. içeride de oldu. O ambulans da gecikti. Tabii ki Olay esnasında ambulansına gelmesi çok zordu çünkü karşı taraf bayağı bir tahrik edici, taşlar sopalar bu şekilde ambulans da geldi gereken yerde görevlerini yaptılar Allah razı olsun onlardan da aslında anladığım kadarıyla karşılaşma için karşılaşma öncesindeki gerekli koşullarda sağlanmamış görünüyor evet aslında bu da bir handikap değil mi şimdi Kesin. E, e, spor müsabakalarında işte ambulansın maç öncesinde orada hazır bulunması gerekiyor. Hazırdı. Işte, hazırdı e, ama kuvvetmenin... olaylar büyük olduğu için Olayım. ambulansın falan gelmesi e, öyle bir konum yoktu. Her yerden taş geliyordu. Yani böyle hmm. e, e, şöyle tabir Anlatılmaz edeyim. Anlatılmaz yaşanır diyorsunuz. Kasaba, kasaba <laughs> halkı toplanmış yüz kişinin üzerine yürüyor. Sağdan geliyor, soldan geliyor, karşıdan geliyor. Biz nereyle mücadele edeceğimiz şaşırdık. Polisleri kendim dedim artık komiserim. Bu işi acemi misiniz dedim. Hı hı. Bak dedim geliyorlar, grup grup geliyorlar. Şuraya biber gazı atın. Atmazsanız buradan kurtuluş yok. Velakin orada biber gazını kullandı da ondan sonra bizden biz de bizde çok etkilendik ama yapacak bir şey yoktu. Gerçekten aramızda nefes darlığı olan hastalar vardı. Şeker hastası olan arkadaşlar da omuzlayarak, kucağımıza alarak, sırtımıza alarak da sağın içine soktuk. Yani bunlar taştan değil de biber gazından etkilendi. Yani bunu başta yapmış olsa, evet. o tarafa bir önlem evet. almış olsaydı bunlar yaşanmazdı gerçekten. Veya 3 puanı biz oraya bıraksaydık bunlar yaşanmazdı. Evet aslında e, spor kamuoyunda da e, e, zirveyi oynayan diğer takımlardan da e, destek açıklamaları geldi. 68 Aksar Belediye Spor'a ve taraftar gruplarına efendim e, e, serikle karşılaşılan olaylardan dolayı. Ee, yani bununla ilgili ne demek istersiniz? Yine e, kulüp başkanı Cem Çorakçı beyefendi de yine ayağının tozuyla gelir gelmez bir basın açıklaması e, gerçekleştirdi ve hesabını soracağız dedi. Kamuoyu ön üzerinde Serik Belediyespor'dan e, özür e, bekliyoruz dedi. E, sonraki süreçle ilgili neler söylemek istersiniz? Yani şu ana kadar bize gelen bir talep olmadı Serik tarafından ama... Evet. Ee, yıllardan beri biz de bu işin içerisindeyiz. Çevre illerden e, gerçekten e, çok teşekkür ediyoruz. Burada şimdi isim saymaya kalsam hı hı. arada belki unuttuğum kişiler olur. E, kimseyi kır, kırmak istemiyorum. Hı hı. Gerçekten çok büyük şeyler aldık. E, geçmiş olsun dileklerini tebrik ettiklerini, dileklerini ilettiler. Bunlar da bizi motive etti. Bunlar da bize moral kaynağı oldu. Herkesin Allah razı olsun yani büyük kulüplerinden. Kulüp taraftarlarından tutun. Yani amatöre kadar, bu zamana kadar bulunduğumuz gruptaki yer alan taraftarlara kadar hepsiyle e, aradı. E, bize güzel dileklerini iletti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yani bunlar da sporun içerisinde olan şeyler işte. E, bir, bir takımla e, ters düşebiliyorsan diğer, ta, diğer taraftan birini kazanabiliyorsun. E, şimdi biz Erzincan'a gittik. Erzincan'da... Gayet güzel bir ortam yaşandı. Allah izin verirse onlardan geldiğinde biz o şekilde bir ortam yaratmayı düşünüyoruz. Maç sahada kalması lazım. Dostluklar bakidir. O sahadaki futbolcular bazen bizi rencide edebilir, bazen de tahrik edebilir. Ama dediğimiz gibi o sahada kalması lazım. Biz bunu Erzincan maçına inşallah gösteririz. Çünkü onlar da şampiyonla oynuyor, biz de şampiyonla oynuyoruz. Ş <laughs> Şehir olaraktan Artık bu tip şeyleri aşmamız lazım, bu konuları konuşmamamız lazım. Biz futbolumuzla konuşulmak istiyoruz, tribünümüzle konuşulmak istiyoruz, güzel şeyler bahsedilmek istiyoruz. Çünkü Aksaray'mız mütevazi bir şehir. Artık yani e, güzel şeyler olsun istiyoruz. Şimdi baktığımız zaman çok büyüyor Aksaray, çok büyüyor. Bunun yanında istiyoruz ki sporla adımızı duyuralım. Şimdi Aksaray'da ismini duyuracağımız e, farklı bir şeyimiz yok bizim. Misal bir Buca olsun, bir Tavşan Linyit olsun. Bunlar da ilçe takımı. İlçe takımı ama Süper Lig'e çıkarak da güzel isim yaptılar. Reklam yaptılar. Biz de Aksaray'ımızı bu spor camiasıyla duyurmak istiyoruz. Hı. İlk güzel yerlerde anlattık anmak istiyoruz. Artık e, bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geldik. E, efendim bu hafta önümüzde önemli bir karşılaşma var. 68 Aksaray Belediyesi Spor kendi evinde 26 Ocak Pazar günü saat 13.30'da evet. e, Urfa ekibi Karaköprü e, Spor'la karşılaşacak. Bu maçla ilgili neler söylersiniz? E, Taraftar olarak neler yapacaksınız böyle olaylı bir haftanın ardından? Valla işte bu olay bizim kenetlenmemizi sağladı. İstiyoruz ki bütün Aksaray halkından, kasabalardan, ilçelerden e, takımımıza olan, Aksaray'ımıza olan bağlılığımızı, birlikteliğimizi gösterelim. Yani birlik, beraberlik olduğumuzu cümle duyuralım istiyoruz. Yani güzel e, Harun Atalay abimizin de sayesinde bir e, konfeti çalışmamız var veya bir e, konfeti hazırlığımız var. Yani sadece Tribüne gelsinler tribünü doldursun bizim Aksaray'ımızın halkı. O zaman bu hafta pazar günü saat 13.30'da Dalgan Stadyumu'na efendim Çoluk Çocuk 7'den 70'e tüm Aksaraylıları bekliyoruz diyelim takıma destek yani, için. Coşku bizden sevinç onlardan. Erol Bey siz son olarak ne söylersiniz? Valla Allah, dediğimiz gibi işte hafta sonu taraftarlarımızdan, ilçelerden, kasabalardan, köylerden herkesi coşkulu bir şekilde Dalgan Stadyumu'na bekliyoruz. Çok önemli bir maçtayız. Ee, Serik'te yaşadığımız olayları artık hep birlikte kenetlenen, çoluk çocuk 7'den 70'e Aksaray sporumuza ve Aksaray'ımıza sahip çıkmamızı istiyoruz. Ee, artık statta herkes yerini alsın. Formasını, kaç konu taksın, tribünde yerini alsın. Biz onlarla ayrı bir güç kazanıyoruz. Çünkü Hı. önemli bir maça çıkacağız. Aksaray'ın uyanmasını istiyoruz artık. Aksaray uyansın. Küslükler, dargınlıklar bitsin. Tek yürek olalım. Tek yürek olalım, tek de, Aksaray Spor'umuza sahip çıkalım. Şu konuya açıklık getirelim. Gerçekten yani şimdi genç bir takımdan e, takım kuruldu bizim Aksaray Spor'umuz ve de başarılı bir takım. E, gelen taraftarlarımız küçük bir hatada futbolcu kardeşlerimize tepki gösteriyor. Gerçekten bu, bu olumsuz bir şekilde yansıyor. E, yansıyor. Şimdi burada öbür arkadaşına e, hata yaptı diye yuhlayan oluyor veya farklı bir... Ee, bağırma çağırma oluyor. Bunu biz maç sonuna bırakalım. Maç sonuna bırakalım. Çünkü şimdi buradaki arkadaşına sen onu bağırıp çağırdıktan sonra öbür taraftaki 19-20 yaşındaki arkadaşı etkilenebiliyor bundan. Biz bunu e, en büyük örneğini şampiyonluk maçında yaşadık. 1-0 yenilirken 90 artı 3'te aldığımız penaltıdan dolayı biz şampiyonluğu yaşadık. Yani maç bitimine kadar biz takımımızı destekleyelim. Üzerimize düşen görevi yapalım. Spor yorumculuğunu Maçtan maç sonuna sonra, bırakalım evet, 90 yani. 90 dakika boyunca motivasyon için, zafır için, gol için efendim tribünlerden gerekli desteği sabrederek sağlamalıyız. Sağda evet. ne yaşanıyor olursa olsun diyelim. Aynen o şekilde bu yayında da bize e, yer verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet biz teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler güne merhaba programında bugün evet 68 Gençlik Taraftar Grubu tribün lideri Ahmet Kaya Beyefendi, ve yine tribün liderlerinden Erol Yaşar Beyefendi bizlerle birlikte oldu ve tabii ki efendim sizleri de seyircilerimize tanıtalım istiyorum. Lise ve üniversite taraftar grubundan Ahmet Aksu ve yine aramızda Emin Göktaş bizimle birlikte. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz bizleri eşlik ettiğiniz için efendim burada olduğunuz için. Evet tekrar teşekkürler. teşekkürler. Evet sevgili seyirciler 68 Aksaray Belediye Spor'a bu hafta pazar günü kendi evinde oynayacağı Urfa ekibi Karaköprü spor maçında başarılar dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hayırlı cumalar, iyi hafta sonları.